alkışlarınızla Esenyurt için en iyisi. İyi Parti Esenyurt Belediye Başkan adayımız Sayın Muharrem Yıldız o güzel alkışlarınızla huzurlarınızda. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Çok kıymetli Esenyurtlular. Esenyurdumuzun gençleri, analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz ve çok kıymetli kanaat önderleri, büyüklerim. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Kıymetli Esenyurtlular. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. O kadar güzel bir ay ki bize hem Ramazan ayını, akabinde Ramazan bayramı ve az önce de kutladığımız Navruz bayramını içinde barındıran bir ay. Öncelikle tuttuğunuz oruçlarınızın, kılınan namazlarınızın, edilen dualarınızın Allah katında kabul görmesini, evlerinize, yuvalarınıza huzur getirmesini canı kalbi görünme diliyorum. Esenyurt'ta artık son günler, son haftalar kaldı. Esenyurtlular bir kader seçimi yapacak. Esenyurtlular yeni bir başkan, Esenyurt'u 5 yıl teslim edeceği adaylar içerisinden bir başkan seçeceksiniz. Kıymetli Esenyurtlular, benim Esenyurt'a adaylığımla alakalı baktığınızda en son ve son dakika adaylığını açıklayan Muharrem Yıldız var karşınızda. Sebebi de şuydu: Esenyurt'ta sağ taraftaki, sağ ittifaktaki adaylaşma süreciyle siz Esenyurtların itirazları, aday beğenmeme ve adayla alakalı bir bunu beğenmedik olmamalıydı diye Esenyurtlular isyan etmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylaşmasını bekledi Esenyurtlular. Orada da yine Esenyurtlular içerisinden adaylaşmayı bekleyen bir sürü insan varken İmamoğlu tarafından Esenyurtlulara Esenyurt'ta olmayan bir adayla buyurun adayınız bu dediler. Diğer tarafta da bu sefer aynı. Biz Esenyurt'ta birini bekliyorduk. Esenyurt'u bilmeyen birisine mecbur da değiliz. Bizi görmediniz, geldiniz. Bizi yok saydınız. O zaman biz de sizi yok sayacağız diye Esenyurtlular bir çıkış yapmışlardı. Baktık ki iki tercih arasında sıkışmışsınız. İkisi beğen ve Esenyurt'taki 5 yılı kaldıramayacağına kanaat getirmiştiniz. O zaman biz de dedik ki üçüncü bir tercih, üçüncü bir hakkınız olsun, üçüncü bir yıl olsun diye İyi Parti'den aday olduk. Değerli Esenyurtlular, iki bir ittifaka baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi ile demin ittifakında kendi kadroları ve ideolojisine göre bir liste hazırlayıp sizin huzuruna çıktı. Cumhur İttifakı da kendi kadrosu ve ideolojisine göre bir listeyle sizin huzurunuza çıktı Esenyurt'u 5 yıl yönetmek için. Ben ve ekip arkadaşlarımız İyi Parti'den aday olduk ama içimizde 3 tane İyi Partili var. Çoğumuz İyi Partili değiliz. Sadece aday olduk. Çünkü amacımız şuydu, biz Esenyurtlularla ittifak yapmak istiyordum, listemi ona göre hazırlamak istiyordum, ona göre de bir liste yaptık. Bizim kadromuza baktığınız zaman İyi Parti'nin milliyetçi ve sağcı olduğunu ve ona göre bir liste hazırlayacağımızı bekleyenler vardı ama öyle yapmadık. Çünkü ben Esenyurt'un evladıyım. Bu halkın içinden yetiştim. 86 yılından bu tarafa Esenyurt'ta yaşıyorum. 86-92 yıllar arasında Esenyurt'ta 10 yıl dolmuş şoförlüğü yaparak, ticaret hasçılık yaparak Esenyurtlularla kaynaştık. Esenyurtlularla komşu olduk, arkadaş olduk. Esenyurt'un her sokağını, her caddesini, o sokakta yaşayan insanların da kim olduğunu, inancını, düşüncesini, yöresini, töresine kadar bilen birisiyim.
Muharrem Yıldız olarak yapmamız gereken, dedi ki sağdaki küskünlere, soldaki küskünlere siyasi olarak çok da böyle her dönemde adaylaşanlar tipler değil de yeni yüzler, yeni arkadaşlarla Esenyurt'u yönetmek istiyorum. Ama bir kırmızı çizgimiz var dedim. Bir, layık cumhuriyette meselesi olmayanlar, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla meselesi olmayan, vatanla, milletle, ay yıldızlı bayrakla meselesi olmayan kim varsa onlarla çalışacağım. Sağıymış, soluymuş, kim olursa olsun herkese çalışacağımın sözünü verdim. Öyle bir ekip oluşturdu. Allah şahit olsun ki sağ taraftaki seçmene baktığınız zaman mutsuzluğu, sol taraftaki seçmen mutsuzluğu. Biz geldiğimizde %37 sandığa gitmeyeceğiz diye insanlardaki anketlerde sonuç vardı. Onun için Esenyurt'taki Muharrem Yıldız ve ekibi, Esenyurt'ta yaşayan bütün inançların tamamını biz aldık. Alevisi, Sünni, ateisti kim varsa hiç umurumuzda olmadı. Çünkü biz belediye başkanı olmak istiyoruz. Halka hizmet edeceksek, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, egelisi herkesi aldık. İnançların tamamı bizim yanımızda. Siyasi düşüncede ne kadar partili arkadaşlar varsa, CHP'lisi de var, MHP'lisi de var, AK Partisi'ni de var. Hatta demli arkadaşlar bile bizim listemizde. Amacımız şuydu, Esenyurt'ta belediye başkanı seçeceksiniz. Bu belediye başkanının görevine beşikten mezara kadar herkese eşit ve adaletli, insan ayırt etmeden, belediyeye geldiğinde nerelisin diye sormadan, kimsin, inancın ne diye sormadan eşit hizmet etmesi gerekiyor mu? Doğru. Şimdi baktığımız zaman Esenyurt'ta o kadar sorunlarımız var ki, önce bizi betonlardan mezarlara boğdular, nefes alamadık. Parklarımız, oyun alanlarımız, çocuklarımızın spor alanları ellerinden alındı. Hatta yetmedi, sokaktaki evcil hayvanlarımızın bile dolaşma alanlarını gasp ettiler. Buradan baktığınız zaman, daha sonrasında biz sokakta dolaşacak alan bulamayınca mutsuz bir Esenyurt vardı, ama başımıza bir de denetimsiz, kayıt altına alınmayan düzensiz bir göçmenle karşı karşıya kaldık. Sokaklarımızda, kendi evimizde, sokaklarımıza çıkamaz olduk. Çocuklarımız okulunda güvende değil, ailelerimiz pazarda, çarşıda güvende değil, esnafımız da dükkanında güvende değil. Önce Esenyurtlar bizden şunu istiyor, güvenli, huzurlu bir Esenyurt istiyoruz diyorlar. Ben de onlara söz verdim. Bana yetki veren 2 yıl içerisinde düzensiz göçmenle birlikte ne kadara uyuşturucusundan tutun, kötü alışkanlıklarla çocuklarımıza musallat olanları 2 yıl içerisinde temizleme sözünü verdim. Bunu sadece sizden oy almak adına değil, sizin hoşunuza gitsin diye değil, ailem burada yaşıyor, çocuklarım burada yaşıyor, akrabalarım burada yaşıyor, evimiz olan Esenyurt'ta korkar, sokağa çıkmaz hale gelmişsek, temizlemekle alakalı her gittiğim yerde 2 yıl içerisinde tertemiz bir Esenyurt edeceğiz, güvenli bir Esenyurt edeceğim, bunun sözünü veriyorum. Aramızda çok gençler var. Ben gençlere diyorum ki, gençler nereye gidiyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Gidecek hiçbir yerleri yok. Çünkü ellerinden her şey alınmış. Baktığınız zaman oturacak kafelere gidemiyorlar çünkü bir tane kahve 80 lirayla 100 lira olmuş. Ceplerinde o kadar para yok çünkü Esenyurtlar genel bir bölge. Oyun alanları yok, spor alanları yok. Nereye gidecekler? Ya kıraathanelere ya da parklara gidecekler, ama parkların da çoğusu işgal edilmiş, korkumuzdan içeri giremiyoruz. Doğru. Gençler, birinci önceliğimiz, size müjdemiz olsun, Esenyurt'ta her mahalleye Esen Box diye bir kafeler oluşturacağız. Esenyurt'ta 80 liralara değil de
tesisini belediye olarak biz yapacağız. Bizim personelimiz çalışacak. Kâr amaçlı değil. Gençlerimiz gidemediği, içemediği Esenpat dediğimiz bu kahvelerde daha az ücretlerle internetlerini ücretsiz kullanacaklar. Kütüphanede kitaplarını okuyacaklar. Ve gençlerimiz huzurlu, mutlu, güvenli bir hayat sürsün istiyoruz. Bununla da kalmadık gençler. Esenyurt'ta üniversiteyi kazanacak her gencimize bir yıl belediye tarafından burslarınız bizden olacak bir yıl boyunca. Her gencimize, Esenyurt'ta yaşayan her gence. Esenyurt'ta gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için alan bulamıyoruz. Gidecek yerleri yok ama bir saat sonra sokakta bu bahsettiğimiz kötü alışkanlıklarla temas etme şansı var. O zaman Esenyurt'ta iki merkezli gençlik merkezi ve spor kompleksleri yapmak istiyorum. Devasa tesislerle sporun her dalı olacak, sanatın her dalı olacak, oyun alanları, sinema salonları, kütüphanelerden oluşan iki merkezi, gençlik merkezi ve spor kompleksleri. Gencimiz artık nereye gideceğim değil de ilk aklına gelecek oradır. Buraya girdikleri zaman en azı 4-5 saat çok keyifli vakit geçirecekler. Ailelerine, döndükleri zaman da okullarına, derslerine, kötü alışkanlıklardan uzak durarak bunları bu sokaklardaki tehlikelerden kurtarmaktan başka çaremiz yok. Çünkü gençliğimiz tehlike altında. Okul önlerinde bu uyuşturucu baronlarının, torbacıların kilit attığı ama aileler tarafından da aradığında kimsenin umurunda olmadığını şikayet eden aileler var. Kimsenin umurunda değil. Bizim evimiz burası, bizim umurumuzda olacak. Önce güvenlik güçleriyle, daha sonra hakla sizle el ele vereceğiz. Esenyurdumuzu bunlardan temizleyeceğiz. Arkamda duracağınızın sözünü veriyor musunuz? Eğer ki bunları yapmazsak 5 yıl sonra Esenyurt'ta yaşayamaz, Esenyurt'u terk etmek zorunda kalırız. Değerli, kıymetli Esenyurtlular, ben Esenyurt'un her mahallesini, her sokağını, caddesini gezerek 40'ın üzerinde proje hazırladım. Halka dayalı, sosyal, eşit ve halkçı bir belediyecilik yapacağız diye de Esenyurt'a söz verdik, projelerimizi de hapse yollandı. Her mahalleye çalışan hanımlarımızın çok sıkıntını çektiği kreş sıkıntısı var. Aldığı maaşı ya kreşe verecek ya da işe gidemeyecek. İkisi arasında sıkışıp kalıyor. Belediye tarafından her mahalleye kreşler yaptıracağız. Yine orada da kar amaçlı değil. Bütün hemşehrilerimiz evlerine, mutfaklarına katkı sağlasın diye. Biz sadece çalışan personelimizin maaşı, elektriği, suyu, bunun dışında bir kar gütmeyeceğiz. Aile de mutfağına katkı sağlayacak. Çalışanlarımız da bu sorunu çözmüş olacağız. Ben yaşlılarımızı görüyorum, emeklerimizi görüyorum. Emeklerimizin çoğusu zaten geçimle sıkıntı içerisinde. Evden çıkacak, bir yere gidecek, vakit geçirmek istiyor. Gidecek hiçbir yeri yok. Oturacak alanları yok. Gidecekleri yer kıraathaneler, orada da sigara dumanından, oki gürültüsünden mutsuz, huzursuz tekrar evlerine dönüyorlar. Her mahalleye emekliler lokali oluşturacağız projesini yaptık. Burada belediye tarafından ücretsiz bütün ikramları olacak. Onlar oraya gelecek, çaylarını, kahvelerini içecekler. Tavlasını oynayacaklar. Gazetesini okuyup, kitabını okuyup geri dönecekler. Emeklerimizi de sokakta nereye gideceğiz derdinden kurtarmış olacağız. Değerli hemşehrilerim, biz Esenyurt merkezinde baktığınız zaman belki burada yaşayan hemşehrilerimizle Anadolu'daki akrabalarını arayarak İstanbul'da yaşadığını söylüyorlar. İstanbul'da mı yaşıyoruz, bir kasabada mı yaşıyoruz belli değil. Ben kapalı pazarların hepsini dolaştığımda hala daha yağmurlar altında, çamurlar altında bir pazar alanı gördüm. 2024 yılındayız. İstanbul'un göbeğinde Esenyurt'a yakışmayan. Her mahalleye kapalı semt pazarları yapacağız.
Yapacağımız kapalı sınıf mezarlar çok modern olacak. Alt katlarında otoparkları olacak. Çünkü pazara giderken aracınızı bırakacağınız yok. Çünkü alan kalmamış. Önce otoparka girip araçlarınızı oraya bırakacaksınız. Üst katta çok modern, belediye tarafından ürünlerinin kalitelerine kadar kontrol edildiği, fiyatlarının da belediye tarafından kontrol edildiği modern pazarlar bulacaksınız. Bununla da yetinmedik. Düşünün ki hanımefendi çocuğuyla pazara gidecek ama yanında küçük çocuğu var. Evde bıraksa güvende değil. Yanına alsa pazarda ikisi de mutsuz, huzursuz evine dönüyorlar. Dedi ki bu kapalı yapacağımız sen pazarların büyüklere ve küçüklere oyun alanları, kreş oluşturacağız. Hanımefendi çocuğunu getirip oraya belediye personeline teslim edecek. Mutlu, huzurlu pazarını yapıp tekrar geri dönüp çocuğunu alıp evine devam edecek. Bununla da yetinmedik. Dedik ki hastamız var, acil durumları vardır. Sağlık ekibimiz, sağlık abimiz hazır bekleyecek. Bir hemşireyle bir doktordan oluşan buna benzer acil durumlarda müdahale etsin diye. Bununla da yetinmedik. Hanımefendi sokakta haftalardır görmediği bir arkadaşına denk geldi. Ayaküstü sohbet edip bir şeyler konuşacaklar ama yer yok oturmaya. Belediye tarafından yine ücretsiz ikramları belediye tarafından olan belediye personelinin hazır beklediği alanlarda oturup çaylarını kahvelerini içip mutlu huzurlu evlerine dönecek. Değerli hemşehrilerim, her mahalleye taziye evleri yapmak istiyorum. Her mahalleye yapacağız. Çünkü Anadolu'dan geldik. Artık bir yakamızı kaybettiğimiz zaman önce 5-10 dakika ağacımızı yasaladıktan sonra bir telaş başlıyor. Nerede yemek yapılacak, yemekleri kimler getirecek, nerede insanları ağırlayacağız diye telaş alıp gidiyor. Ağacımızı bile unutuyoruz. Ekonomik durumu yerinde mi onu da bilmiyoruz. Onun için ben bu halkın çocuğu olarak bunları yaşayan bilen birisi olarak Esenyurt'ta her mahalleye taziye evleri yapacağız. Yapacağımız taziye evlerinde hanımların ayrı, beylerin ayrı yerleri, belediye tarafından mutfağında aşçıları hazır yemeklerini pişirip hazır bekleyecek. Servise hazır garsonlarımız da gelen insanlarımıza ikram etmek için hazır bekleyecek. Kıymetli hemşehrilerim, Esenyurt'ta artık bir karar verme zamanı. 40'ın üzerinde çok fazla projemiz var. Sanatçının da hakkını almak istemiyorum. Ama ben Esenyurt Belediye Başkanı olduğum gün Esenyurt Belediyesi'nde bir deprem olacak, buna inanın. Çok merak ettiniz nedir bu deprem diye. Ben buradan belediyede çalışan özellikle ne kadar geçmişten bugüne ve mevcut çalışan kimler varsa, eğer ki görevini kötüye kullanmışsa, usulsüzlüğe, yolsuzluğa ve rüşvetle alakalı kimi duyduysam ben buradan söylüyorum, beni beklemeyin, bir an önce ayrılın, geldiğimde kulağınızdan tutup önce adalete ve sonra sokağa bırakacağım, sizden hesap soracağım, hesap. Çünkü öyle bir hale gelmişiz ki sokaktaki dilenciden bile rüşvet alınan bir hale geldik. Esenyurt'ta küçücük minik dükkanlar için rüşvet vermeden ruhsat alamayacağımız hallere gelmişiz, vatandaş söylüyor. Bundan dolayı Esenyurt'ta bu işlere bulaşmış geçmişten ve bu dönemde kim varsa adalet önünde hesap soracağım ve kulaklarından tutup kapının önüne bırakacağım. Değerli hemşehrilerim, Esenyurt'ta belediye olarak çok farklı bir şey daha yapacağız. Adaletsizce bir vergi sistemi var Esenyurt'ta ve Türkiye'nin genelinde. Ama ben Esenyurt Belediye Başkanı olduğum gün Esenyurt'ta adaletli, halka dayalı, halkın ekonomisine ve bütçesine, mülküne dayalı yeni bir vergilenme. O da nasıl? Benim 20 tane daire, 2 tane 3 tane arsam var. Ben de aynı vergileri ödüyorum. Gariban vatandaşın 1 tane dairesi var. İçinde zor geçiniyor. O da aynı vergiyi ödüyor. Bu olmayacak. Çok olandan çok alacağız. Az alandan da az vergi alacağız. Bu adaletsiz vergi sisteminin ortadan kalkmış olacağız.
Değerli hemşerilerim, sizden sadece şunu istiyorum. Siz Esenyurt'ta belediye başkanı seçeceksiniz. Bir siyasi partinin ilçe başkanını, bir siyasi partinin il başkanını, milletvekilini değil, genel başkanını değil, belediye başkanı seçeceksiniz. Bu belediye başkanı halkın belediye başkanı olmak zorunda, herkese eşit adaletli davranmak zorunda, peşikten mezara kadar ayırt etmeden hizmet etmek zorunda. Bana soruyorlar, diyorlar sana kim oy verecek? Ben diyorum ki bu Esenyurt'un evladıyım. Esenyurt'ta yaşayan başta Kürt kökenli hemşerilerim bana oy verecek. Bana Türkler oy verecek, Lazlar oy verecek, bana Aleviler, Sünniler, Doğulusu, Batılısı, Egelisi, Kuzeylisi, herkes bana oy verecek. Çünkü ben bir siyasi partinin belediye başkanı değil, yakamda da o rozet olmayacak, ben Esenyurt'ların belediye başkanı olacağım. Bunun sözünü verdim, adaletli, hesap verebilir ve halka dayalı, halkçı belediye başkanı olmak için söz verdim. Şimdi tabii ki sıra sizde. AK Parti'yi denediniz. Nasıl mutlu ve huzursuz olduğunuz belli. Sonrasında da dediniz ki siz durun bir de bir Cumhuriyet AK Parti'yi deneyelim. Onları da denediniz. Şimdi eğer bu işleri sıraya koyduysanız kıymetli Esenyurtlar, o zaman bizim sıramız geldi mi? Duyamadım. Demek ki artık bir şans da bize vermelisiniz. Denenmişi tekrar denemenin de kimse faydası yok. El ele vereceğiz. Evimiz olan Esenyurt'a çocuklarımızın geleceği için sahip çıkacağız. Rakiplerimize bakıyorsunuz. Rakiplerimizin ikisi de yaşları 70'te 80'e dayanmış. Ya 43 mahalle bu kadara sorun. 43 mahalleyi 5 yıl içerisinde dolaşmaya takatları ve eforu yetmez. O zaman genç, Esenyurt'u bilen, halkın içinden yetişmiş Muharrem Yıldız'la Esenyurt'u 5 yıl yönetmek için sizden katkı bekliyorum, oy bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum, el ele verelim, evimiz olan Esenyurt'u kurtaralım diyorum. Navruz, kardeşlik bayramı, baharın bayramı. Bu aylarda ne kadara küs olan vatandaşlarımız varsa barıştırırdı bizim yörelerimizde. Dargınlıklar giderilirdi. Bu güvercinlerimizle bugün barış güvercinlerinin uçuracağız. Bunlar bize Esenyurt'a kardeşlik getirecek, barış getirecek. 80 bin il bir arada kardeşçe yaşamak istiyoruz. Huzurumuzu bozmak isteyenlere diyoruz ki huzurumuzu bozmayın. Bizi ayrıştırmak isteyenlere diyoruz ki bizi ayrıştırmayın. Biz Anadolu'dan buraya geldik. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Onun için de el ele vereceğiz Esenyurt'u. Kardeşçe yaşayacağız. Bunlar Esenyurt'a barış getirsin, kardeşlik getirsin. Dakika sonra Ekin Uzunlar sahnemizde olacak. İyi Parti'nin seçimlerine başkanımızın yol arkadaşları ve ekibini de sahneye davet ediyoruz. Ben kuşlarla alakalı bir şey anlatmak istiyorum. Bu kuşlarımızı ben de beslerim. Beslediğimiz kuşlarda bir özellik ararız. Sırtıma geldi. Bırak kalsın, bırak kalsın. Kalsın. Kuşlardan kuş besleyen arkadaşlar aranızda varsa bilirler. Uçurduğumuz güvercinlerin hepsi kendi evimizin bacasına takla atmasını, oraya inmesini bekleriz. Doğru mu? Ama ne yazık ki ben bugün Esenyurt'ta görüyorum ki kendilerine sivil toplum örgütü başkanı diyenler, kanaat önderi diyenler ya her gün başka bir siyasi partinin adayının yanında güvercin gibi takla atıp atıp duruyorlar. Onun için bu siyasette artık her tarafta, her gün bir yerde olan bu sivil toplum örgütlerine diyoruz ki ya çok fazla takla atmayın. Esenyurtlar sizinle aynı düşünmüyor. Esenyurtlar artık kardeşlik istiyor, huzur istiyor, barış istiyor. El ele vererek kardeşçe Esenyurt'u yönetmek istiyor. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Ekip arkadaşlarımız,
Dedim ya, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Doğulusu, Batılısı, Egeylisi, Kuzeylisi, CHP'lisi, AKP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi, herkes burada el ele verdik. Sizin huzurunuzda Esenyurt'a hizmet istemek istiyoruz. Şimdi yine bugün de Navruz Bayramımızın olmazsa olmazı, örs ve çekiş önemliydi. Onu başlatacağız. Ya Allah, Bismillah. Tekrar Navruz Bayramımız size, ailenize, hemlerinize huzur getirsin. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Alın sağlıcakla. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.